Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar proje hazırlama dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk soruya geçiyorum hemen. Bir projede enerjinin etkili kullanımı amaçlanmaktadır diyen araştırmacı projenin yazımında hangi aşamadadır? Arkadaşlar burada bakın, projede enerji etkili kullanımı amaçlanmaktadır şeklinde bir ifade varsa bunun bulunduğu aşama projenin amacı bölümündedir arkadaşlar. Projenin amacı şeklinde cevabımızı verelim. İkinci sorumuza bakıyoruz. Proje yazımı ile ilgili önemli ifadelerden 4 tanesini yazın. Proje yazarken nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar hemen onu maddeler olarak yazalım. Projelerde deneme sonuçları tablo veya grafiklerle ifade edilebilir arkadaşlar. Deneme sonuçları tablo ile ifade edilebilir. Evet, bunu birinci madde olarak yazalım. İkincisi, projenin yazımında uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalıdır arkadaşlar. Evet, yazımda uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalıdır. Bir diğer maddemiz, projenin yazımında arkadaşlar yine dikkat edeceğimiz materyal, yöntem ve teknikler bölümünde deneylerin sonuçları yorumlanır. Arkadaşlar bunu da yazıyoruz. Materyal, yöntem ve teknikler bölümünde deneylerin sonuçları yorumlanmaz. Çünkü bu aşamada değildir yorum işi. En sonlu rapor bölümündedir. Ve son olarak da her aşamaya ayrı bir önem verilir arkadaşlar. Her aşamaya ayrı bir önem verilmelidir. Evet, dikkat edeceğimiz belli başlı önemli 4 nokta arkadaşlar proje yazarken. Diğer sorumuza bakıyoruz. Projenin ana hatlarıyla tanıtıldığı, projenin başında veya sonunda yer alan bölüme ne ad verilir ifadesi? Bu da özet bölümüdür arkadaşlar. Buraya da özet bölümü denir şeklinde kısa cevabımızı verelim. Projede bulunması gereken özelliklerden 4 tanesini yazınız. Evet, proje yapıyorsunuz ki nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir kere maliyeti çok önemli. Bir diğeri insan kaynakları, insan önemli. Bir diğeri bilimsellik kısmı önemli. Ve son olarak da zaman çizelgesi, zaman yönetimi, zaman dilimi yine çok önemli arkadaşlar. Bir projede bulunması gereken özellikler olarak. Evet, bilim ve teknolojinin özelliklerinden 4 tanesini yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki teknoloji ile bilim birbiriyle iç içe, birbirinden ayrılamıyor. Dolayısıyla teknoloji bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar diyelim. Teknoloji bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar. Bir diğeri, bilim hayatımızı dolaylı, teknolojisi ise doğrudan etkili arkadaşlar. Bilim hayatımızı dolaylı, teknoloji ise doğrudan etkiler diyelim. Bir diğer arkadaşlar, bilim temeldir, teknoloji ürün. Bunu unutmayın. Bilim olmadan teknoloji olmaz. Onun için bilime temel diyoruz. Bilim temeldir, teknoloji ise üründür.
Evet, hepimizin elinde cep telefonu var dedim. İşte bu bir teknolojik üründür arkadaşlar. Bilimin gelişmesi sonucu ortaya çıkmış. Bir diğeri de bilim neden sonuca, teknoloji ise insan yaratıcılığına bağlıdır arkadaşlar. Bilim neden sonuca, teknoloji ise İnsan yaratıcılığına bağlıdır diyelim. Evet, burada bilim ve teknolojiyi aslında kıyasladık. Madde madde olarak da kıyasladık. İkisini birbirinden kopamayacağını, iç içe olduğunda hatırlatmış olduk bir kez daha. Evet, altıncı soruda arkadaşlar. Bilimsel bilginin özelliklerinden dört tanesini yazınız. Evet, bilimsel bilgi deyince aklımıza nesnel olduğu gelmeli arkadaşlar. Nesneldir. Bir diğeri deneyseldir. Kuru kuruya ortaya çıkmamıştır. Yani yüzlerce, binlerce deneyin sonucunda ortaya çıkıyor biliyorsunuz ki. Bir diğeri tüm dünyada geçerli olduğu için evrenseldir. Yer çekimi her yerde evrensel biliyorsun, bilimsel bir bilgi. Ve kesindir arkadaşlar. Kesin olduğu için bilimsel bilgi özelliğini kazanır yüzlerce, binlerce deneyin sonucunda. Bilim ve teknolojik gelişmelere doğrudan katkı sağlayan etkenlerden dört tanesini yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar bakalım. Birincisi kitle iletişim araçlarının kullanılması. Evet, kitle iletişim araçlarının kullanılması. Bir diğeri yeni bilimsel verilerin elde edilmesi. Yeni bilimsel verilerin elde edilmesi. Bir diğeri insan ihtiyaçlarının sürekli artması. İnsan ihtiyaçlarının sürekli artması. Ve son olarak da yaratıcılığın ve üretkenliğin ortaya çıkması arkadaşlar. Yaratıcılığın ve üretkenliğin ortaya çıkması. Evet, bu dört maddeyi de böyle hatırlattıktan sonra geçiyorum diğer sorum arkadaşlar. Bir bilim adamı çalışmaya başlamadan önce ne yapacağımı, çalışmamın ne zaman biteceğini önceden bilirim diyebilmesi sağlayan kavrama ne ad verilir? Tabii ki bu bir planı gerektirir arkadaşlar. Bu kavrama planlama denir şeklinde cevabımızı verelim. Dokuzuncu soruda sanat bilgisini örnek oluşturacak bir cümle yazın. Evet, sanat bilgisi yine sanatla ilgili olacak adı üstünde arkadaşlar. Hemen aklımıza ne geliyor? Mesela şair evlenmesi. Bu edebiyatta bir roman biliyorsunuz. Şair evlenmesi. Batılı anlamda ilk tiyatro eseridir. Evet, tiyatro eseri olduğunu görüyoruz batılı anlamda. Dolayısıyla bu bir sanatsal bilgidir. Örneğimizi bu şekilde verelim ve geçelim diğer soruya. Zencefil suyu mide ağrısına iyi gelir. Bulutlara bakarak yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz. Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir? Tabii ki arkadaşlar gündelik bilgi. Gündelik bilgidir diyelim. Yani %100 bilimsel kesin olarak kanıtlanmış bilgiler olmadığı için günlük hayatımızda kullandığımız gündelik bilgiler diyoruz arkadaşlar buna. Televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden 4 tanesini yazınız. Evet, ne bize neye mal oluyor arkadaşlar? Bir kere zamanı boş geçirmeye. Hemen yazalım. Zamanı boş geçirme. Bir diğeri bağımlılığı artırma. Bir diğeri sağlık sorunları arkadaşlar. Sağlık sorunları ortaya çıkması. Sağlık sorunlarının
ortaya çıkması, bu bel ağrısı, boyun ağrısı, ellerde, kollarda uyuşma, gözlerde bulanıklık vesaire. Bunların hepsi sağlık problemi. Ve dördüncü madde olarak da sosyalleşmeyi engelleme arkadaşlar. Sosyalleşmeyi engelleme. Evet, bunlar bir televizyon ve bilgisayarın iyiymiş gibi görünüp de bizden aldığı, bize verdiği zararlar arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğer soruma. Evet, 12. soruda hipotezle ilgili bir şey. Hipotez denencenin özelliklerinden 4 tanesini yazınız. Evet, arkadaşlar hipotezler objektif, yalın ve net bir dil içermelidir. Hemen yazalım. Objektif yalın ve net bir dil ve dili olmalı diyelim. Bir diğer arkadaşlar test edilebilmeli. Bir diğeri sebep sonuç ilişkisi içermeli arkadaşlar. Sebep sonuç ilişkisi içermeli diyoruz. Bir diğeri de eldeki verileri desteklemeli. Eldeki verileri desteklemeli. Evet, 12. sorumuzu da bu şekilde yaptıktan sonra geçiyorum diğerine arkadaşlar. İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve araç gereçlerdeki küçük çaplı arızalar gidermek için kullandığı bilgi türü hangisidir? Hepimizin hayatında belki kullandığı bilgiler teknik bilgi olarak geçer arkadaşlar. Buraya da teknik bilgi diyelim. Araştırma yöntemlerinden 4 tanesini yazın. Evet, araştırma yapanlar bu yöntemleri muhakkak uyguluyorlar arkadaşlar. Birincisi deney. Bir diğeri monografi. Bir diğeri görüşme ve diğeri de ankettir arkadaşlar. Bunların hepsi araştırma yöntemlerinden dördü. Proje döngüsünün aşamaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar, evet, proje bir kere fikrin veya problemin belirlenmesi arkadaşlar. Önce onu bir yazalım. Fikrin belirlenmesi. Bir diğeri proje fikrinin analiz edilmesi. Proje fikrinin analiz edilmesi. Bir diğeri projenin planlanması. Bir diğeri projeye kaynak bulunması. Bir diğeri faaliyetlerin uygulanması. Uygulama safhasına geçiyoruz artık. Faaliyetlerin uygulanması diyelim. Ve son olarak da izleme ve değerlendirme aşaması var arkadaşlar. İzleme ve değerlendirme. Evet, 16. soruya geçiyoruz. Böylelikle evet, 16. soruda arkadaşlar soruların önceden hazırlanıp hazırlanan soruların yüz yüze sorulması ve cevapların alınmasına dayanan araştırma tekniği hangisidir ifadesi tabii ki görüşmeyi aklımıza getiriyor. Buraya hemen görüşme tekniği diyelim. Tanıtım tekniklerinden 4 tanesini yazınız arkadaşlar. Afiş bunların en önemlilerinden. Herhangi bir duvara, binaların yan cephelerine yapıştırılıyor biliyorsunuz. Panolara, reklam panolarına özellikle. Bir diğeri broşür, elden dağıtmak amaçlı. Bir diğeri slide gösterisi şeklinde hazırlanır. Bir diğeri de poster şeklinde hazırlanır. Arkadaşlar, tanıtım tekniklerinden özellikle seçim zamanı ya bu aralar. Seçim zamanları bunların hepsi yapıyor adaylar biliyorsunuz. Evet, projelerimizi tescil ettireceğimiz kurumun adı nedir? Evet, proje yapıyoruz ya, nereye tescil ettireceğiz arkadaşlar? Tabii ki Türk Patent Enstitüsü. Türk Patent Enstitüsü diyelim arkadaşlar. Bu da patent kurumunun patentin verildiği kurum olduğunu unutmayın. Projeniz varsa patentinizi buradan alacaksınız. Evet, diğer sorudayız. Sayfadayız daha doğrusu. Son 5 soru.
bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yerlerde duvarlara asılmış resimli görsellere ne ad verilir ifadesi bize afişi hatırlatır arkadaşlar. Afiş denir diyelim kısaca. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara ne ad verilir? Bu da panel kavramını bize hatırlatır arkadaşlar. Panel denir diyelim. Belirlenen bir dizi sorunun önceden belirlenmiş bir kitleye sunulması ve alınan cevapların yorumlanması yoluyla bilgi toplamaya ne ad verilir ifadesi bu sefer de anket kavramını bize hatırlatır. Anket denir diyelim arkadaşlar. Videomuzun son iki sorusu böylelikle. Projede yapılan deney sonuçlarının tablo veya grafik şeklinde verildiği bölüme ne ad verilir ifadesi bu bölüm bulgular bölümüdür arkadaşlar. Bulgular bölümü denir diyelim. Ve son sorumuzdayız. Çalıştığınız alanda daha önce yapılmış benzer çalışmaların ve sizin çalışmalarınızın farklarının belirtildiği bölüme ne ad verilir ifadesi tabii ki bize giriş bölümünü hatırlatır. Buraya da giriş bölümü denir diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.